Herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Ya Rabbena, ya Rabbena, tahhir kulubena, neccina. Necat dediğimiz kurtuluş biraz da bu sözde insanın kalbinin temizliğine, paklığına bağlanmış. Kalp ne kadar temizse bir insan için kurtuluş diyebileceğimiz, felah diyebileceğimiz, umduğunu elde etme diyebileceğimiz necat o ölçüde söz konusu oluyor. Allahümme tahhir kulubena. Genişletebilirsiniz. Minel kadiratil beşeriye vel cismaniye vel hayvaniye vel nefsaniye vel gariziye diyebilirsiniz. Ama meseleyi sadece kalbi temiz tutmaya bağlayarak bir tek cümleyle de ifade edebilirsiniz. Allahümme tahhir kulubena. Çünkü Allah insanın kalbine bakıyor. Bu insanla kalbine göre muamelede bulunuyor. İnsanı kalbiyle değerlendiriyor. Okkasıyla, kilosuyla, rengiyle, deseniyle, neşet ettiği kültür ortamıyla değil, kalbinin saffetiyle, nezahetiyle, ona müteveccüh olmasıyla, onun için çarpmasıyla, onunla değerlendiriyor. Bir insanın ağırlığı, manevi ağırlığı, mizanda da, terazide de, öbür alemde değerlendirmede de, kalbin ağırlığıyla değerlendirilecek. Ne kadar kalbi var bu insanın? Kalp dediğimiz şey bizim içimizdeki kanı pompalayan uzuv değil. Ama onunla irtibatlı, tamamen ruh sistemine bağlı bir şey var. Ona latife-i rabbaniye deniyor. Hazreti Pir'de mesele öyle yaklaşıyor. Mesele onun temizliğine, taharetine, nezahetine, inceliğine bağlanmışsa şayet önce, herhalde onu günde birkaç defa gözden geçirmemiz lazım. Belki her dakika gözden geçirmek lazım desek mübalağa yapmış olmayız. İnsanlığın iftihar tablosu da kalbe reyn sözüyle yer yer gölge edebilecek şeylerin arız olmasından bahsediyor. Bazen akli şeyler olur. Aklın kötüye kullanılması. Bazen tasavvuri şeyler olur. Olumsuz şeyleri tasavvur edersiniz. Bir sürü batıl. Zihninizde, nöronlarınızda sevimsiz, çirkin izler bırakır. Bazen hayalinize gelir, çarpar. Uzaktan bir dumanın sizin o dünyanızı ihate etmiş gibi bir şey olur. Bütün bunlar karşısında hüşyar gönüller sürekli gıym diyebileceğimiz bu türlü bulutlanmalara karşı mutlaka tepki verirler. Tepkinin gayri tabii, gayri iradi ortaya gelmesi, insanın inandığı şeylerin tabiatına mal olmasıyla mefsuden mütenasiptir. Ne kadar insan onu indirmiş, sindirmişse içine, tabiatına mal etmişse, mahiyeti asliyesi diyebileceğimiz, ahsen-i takvimin bir yönüyle yazılarını, tuğralarını kirletebilecek her şey karşısında, tabiatı ve şeriyenin tepkisi olur hemen orada. Siz hiç düşünmeden hayalinizi kirleten bir şey karşısında.